Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba sevgili Merdan Yanardağ. Evden yaptığımızda Skypela ile merhabalaşıyorduk. <laughs> Stüdyoya evet. gelince saygı sunmayı unutmayalım. Teşekkür ee, ederim hocam. O saygı bizden daha çok. Evet stüdyoda programı yapmanın hem heyecanı hem e, sıcaklığı başka oluyor. Evet doğru. Şimdi e, ben e, hafta başı olması nedeniyle hocam bir kez daha... E, bu kumpası birlikte kırdığımız bütün seyircilerimize, dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yürekten kutluyorum. Biz bir dayanışmayı bir toplumsal harekete çevirerek Telebire karşı kurulan komployu kırdık. yurttaşlarımız, izleyicilerimiz, dostlarımız kendileri Telebire destek kampanyasını sürdürüyorlar bu nedenle çok çok teşekkür ediyorum. Hem Telebiri büyütmek, hem Türkiye'nin yolunu aydınlatmak, Türkiye'nin özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkıda bulunmak tarihsel olarak üzerimize düşen Sorumluluğu yerine getirmek bakımından toplumun desteği, izleyicilerimizin desteği çok önemli. Hep ifade ettik. tele1 evet, dünyada örneği çok az görülen bir e, finansman modeline, bir e, ilişkiler ağına sahip, bu toplum tarafından desteklenen, ihtiyaçları toplum tarafından karşılanan, izleyicileri tarafından karşılanan ortak bir anlamda kolektif bir biçimde e, yürütülen bir e, çaba. O nedenle. Tele hiçbir zaman diğer televizyon kanallarına benzemediğini, bir toplumsal ve tarihsel sorumluluk girişimi olduğunu, bir projesi, bir sorumluluk projesi olduğunu hep ifade ettik. Bu vesileyle bir kez daha ben bütün seyircilerimize teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Biz Türkiye'nin sıkıştırıldığı bu tuzaktan da birlikte kurtarılacağına inanıyoruz. Biz bu ablukanın, bu karanlığın da hep birlikte dağıtılacağını inanıyoruz. Tele 1'de, bu mücadelede üzerine düşen yer yer, yer yer, başka aktörler tarafından, toplumsal ve siyasal aktörler tarafından doldurulmadığı için boşlukta olan öncülük görevini de cesaretle ve kararlılıkla yerine getirecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın diye düşünüyorum evet, hocam. siz başka bir konuya geçmeden ben de müsaade ederseniz tabii ki, tabii. bir yorum yapmak istiyorum. Değerli izleyiciler, değerli izleyiciler, Tele 1 ee, bu dönemde bir e, e, haber kanalı, bir e, yayın e, mediumu olmasının dışında bambaşka bir e, oluşuma imza attı. Bu da e, gerçekten çağdaş ileri teknoloji kullanan toplumların halkının seçmenlerinin kullandığı bir model. Nedir o? demokrasinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için kime karşı korunması için devlete karşı korunması için toplumun çoğunluğunun yaptığı baskılara karşı korunması için yani çoğunluğun sahip olduğu inançların çoğunluğun sahip olduğu ırkın veya milliyetçiliğin yani çoğunluk kimliklerinin baskısına karşı direnişlere ki Türkiye'de demokrasinin yozlaştırılması için kullanılan şeylerdir bunlar. Devlet tarafından kullanılır. Devlet baskısına karşı halkın direnişi, toplumsal direniş, demokratik direniş, hürriyet direnişi, özgürlük direnişi, eşitlik direnişinin örgütlenmesi telebir üzerinden oldu. Şimdi bu bir tesadüf değil. Kesinlikle ee, bu bir tesadüf değil. Neden tesadüf değil? Telebir'in işlevi çünkü o. Yani telebir gerçek haber veriyor. Şimdi bütün mesele şurada. Yani Telebir bir tarafta bir bir taraf efendim e, devlet bir tarafta veya antidemokrasiyi bastıranlar demokrasiyi yok edenler bir tarafta değil. Telebir gerçekleri aktarıyor o kadar. Gerçekleri aktarıyor. Bu çok önemli. Yani bir tabii ki ideolojik kavgası var. Demokrasiden temel hak ve özgürlüklerden ve eşitlikten yana, özgürlükten yana bu bu ideolojiyi savunuyor ama Haber kanalı olarak gerçekleri anlatıyor. Dolayısıyla karşısında kimsenin tutunabilmesi mümkün değil. Televizyon izleyemeyenler çok şey kaçırıyor evet. kesin. Yani, bu... yani ne dünyada evet. ne Türkiye'de olup bitenleri gerçek anlamında yakalayabildiklerini zannetmiyorum. Haksızlık etmek istemem diğer televizyon kanallarına ve medya kuruluşlarına da. Ama birçok tarihsel dönem işte bizim tavrımız nettir, çok nettir. Örneğin Ukrayna Savaşı'na yaklaşımda bizim gösterdiğimiz tutumu gösteren çok az. Iı, yayın kuruluşu olmuştur. Veya Suriye konusunda yine Orta Doğu dış ilişkiler içeride AKP iktidarına karşı liberallere karşı yani bu yetmez ama evetçi liberallere karşı ısrarlı bir biçimde yürütülen mücadele de hele bir önemli bir rol oynadı. Ee, daha geçen gün Murat Belgen'in neden yetmez ama evetçi olduğunu anlatan o saçma sapan e, bir anlamda altını çizerek ve sözcüğü seçerek kullanıyorum. Tam anlamıyla soytarlık sayılabilecek o yazısını gördükten sonra işlevimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Yani ortada bir gerçek var. Bugünkü cehennemin yollarını döşemişler. Buna gerekçe arıyorlar. Yapılacakları şey son derece basit aslında. Kimsenin yakasına yapışmış falan değiliz. Bir kinimiz de yok. Bir düşmanlık da gütmüyoruz. Yüzlerini topluma karşı dönecekler ve özür dileyecekler. Öz yapacaklar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Hala haklıyız diyorlar. Bu kadar, Bu kadar basit. Bu kadar basit. AKP iktidarını desteklediniz mi desteklemediniz mi? Erdoğan'a destek verdiniz mi vermediniz mi? Efendim neymiş, 2010 referandumunda oyladıkları değişiklik bugünkü anayasa değilmiş. O 2017'de yapılmış. Yahu 2017'yi hazırlayan 12 Eylül 2010 referandumudur. Tabii. Ve bir de şöyle suçluyor. Yani utanmazca, yani soytarlık dediğim odur. Yani bunlar solun dışına düştüğü gibi demokrasi mücadelesinin de dışına düşmüş durumdalar. E o da şudur, efendim neymiş, e bu hayır diyenler, hala yetmez ama yüklenenler demokrat değilmiş. Vay canına sizin nasıl bir demokrasi kurduğunuzu bugün AKP iktidarının yarattığı cehennem gösteriyor. Üstelik de o cehennemin ateşleri, ateşi sizi yakıyor. Sizi de yakıyor. Arkadaşlarınızı yakıyor. Osman Kavala'nın içeride bu kadar uzun süre hapiste tutulmasının sebebi sizsiniz. Bunun farkında değiller. O yüzden Telebir gibi televizyon bir medya kuruluşunun Türkiye'de sadece hani habercilik alanında değil, entelektüel alanda da, siyasal alanda da bir önemi, bir etkisi, bir ne diyelim ee, bir e, kerteriz noktasını oluşturan Öncülü. bir bir öncülüğü var. Öncülü. Öncülüğü var. İzalandı. Şimdi gündeme gelirsek ben bir kez daha seyircilerimize bizimle birlikte olan, bize destek veren e, Türkiye'nin e, demokrasi ve aydınlanma mücadelesine katkıda bulunan herkesinden e, bütün yurttaşlarımıza ve dostlarımıza Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden bütün yurttaşlarımıza biz e, çok çok teşekkür ediyorum. Bize destek veren seyircilerimizden birisi ya biz İspanyadan söz etmedin dedi. İspanya'dan söz etmiş olalım ama e, tahmin edemeyeceğiniz dünyanın birçok ülkesinden Avustralya'ya kadar Kanada'ya kadar ulaşan e, Rusya'ya kadar e, Rusya'nın derinliklerine kadar giden bir alanda telebirin izlendiğini gördük bu süreçte. Bu çok büyük e, bizim için bir onurdur. Gurur verici bir tablodur. Şunu da belirtelim. İzlenme oranımızda da gözle görülür bir biçimde çok net bir yükseliş var. Daha da yükseleceğiz. Bunu görüyoruz ve biliyoruz. Çünkü insanlar e, bizim samimi olduğumuz samimi bir mücadele yürüttüğümüzü gördüler. Her türlü riski göz alarak ve sadece bir şey önerdik. E, Türkiye'nin muhalefet güçleri de siyasal muhalefet güçleri de en az neredeyse bir kadar e, cesur olabilirlerse Türkiye'de birçok şey değişebilir diye düşünüyorum. Hemen gelelim hocam. Bugün Ger Ali gerçekleri anlatsınlar. Evet, o, kadar, o kadar. Yani o kadar, kimseden kadar. muhalefet yapmasını, kadar. kahramanlık yapmasını beklemiyoruz ama <laughs> böyle baskı dönemlerinde gerçekleri anlatmak en büyük devrimcilik oluyor. Evet. Bugünkü haberler hocam. Bizim ilk haberimiz neydi? Ali Erbaş. Evet. Ali Erbaş. Şimdi Ali Erbaş'ı eleştiren 11 baro yöneticisine ki bunlardan bir tanesi şu anda Barolar Birliği Genel Başkanı. Ve ikinci baroların hiçbirisi tutmadı. Kapanıyor o barolar. Evet. Hiçbirisi tutmadı. Barolar Birliği. Türkiye'nin en büyük hukuk örgütüdür. Dünyanın da sayılı büyük barolarından biridir. Örneğin İstanbul Barosu. Dünyanın önde gelen 3 barosundan biridir. New York, Tokyo bildiğim kadarıyla sonra da İstanbul Barosu geliyor eğer yanılmıyorsam. Şimdi Barolar Birliği'nin 11 yöneticisi Ali Erbaş'ı eleştiriyorlar. Ali Erbaş'ı eleştirme nedenlerini kim bu Ali Erbaş? Ayasofya'nın açılışında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan adam. Bunu unutmayacağız, bunu tarih unutmayacak. Bunu biz unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bunu bilsinler. Ali Erbaş'a bu rejim adeta bir dokunulmazlık zırhı kurmaya, oluşturmaya çalışıyor. Bir dokunulmazlık zırhı. Şimdi Ali Erbaş'tan sonra yine Ayasofya Camii'nde yine bir etkinlikte, etkinlik kavramını bilerek kullanıyorum. Yine bir hadi diyelim ki dini bir öğrende bir e, 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 mezin eğitmeni diye ifade edilen e, bir başka e, diyanet işleri e, imamı Mustafa Kemal'e açıkça bu sefer küfür. Evet, evet. hakaret etti. Küfür niteliğinde kafir dedi. Kafir dedi. Hakkında bir soruşturma yapmadı bu Diyanet. Ne dedi? Emekli oldu zaten bizi ilgilendirmiyor. Ama o kişinin o kişinin icazet törenleri denilen vaiz eğitimlerinden geçirmiş imam Hatip öğrencilerinin ee, törenlerine, mezuniyet törenlerine katıldığını, oralarda konuşma yaptığını, o törenleri yönettiğini gayet iyi biliyoruz. Şeref konuğu ya da diğer ifadeyle onur konu olarak katıldığını biliyoruz. Şimdi Ali Erbaş. Ali Erbaş hakkında bir soruşturma açılmadı hocam. Siz biliyor musunuz böyle bir soruşturma? Hayır. Hayır. Biz de Hayır aksine karar var. Evet. evet. Bir soruşturma açılmadı. Ali Erbaş'ı ancak bu toplumun aydınlanmacı, cumhuriyetçi güçleri, çevreleri, gazetecileri, aydınları ve toplum kınadı. Ali Erbaş. Ve e, ortada açık bir kanun olmasına rağmen. Bırakın kanun. Atatürk'ü koruma kanunundan söz etmiyorum. O kanunda Menderes çıkartmıştır zaten. C C C bayağı, bayağı Menderes çıkartmıştır. Yani. Onu söyler, ondan söz etmiyor. Sadece bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin sade bir vatandaşına yöneltildiği zaman bile hakaret sayılabilecek bir ifadeyi bu ülkenin kurucu atasına karşı. Bakın her ülkenin bu tip ataları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babaları diyeyim. George Washington, işte Lincoln ve diğerleri sayarlar vardır. Fransız devriminin, Alman birliğini sağlayan Bismarck vesaire bunları biliriz. İtalyan Garibaldi ve diğerleri biliriz bunları. Bunları biliriz. Her ülkenin vardır. Ve onlara saygı gösterir. Toplumun onların üzerindeki bir mutabakatı vardır. Artık o toplumların folklorunun bir parçasıdır değil mi hocam? Kültürünün bir parçasıdır. Mustafa Kemal'e hakaret ettiği halde hakkında soruşturma açılmadı. Peki Barolar Birliği sadece şunu söylüyor hocam. Sadece şunu söylüyor eşcinselleri hedef gösteren bir konuşması nedeniyle toplumun işte kadınları hedef gösteren bir konuşması nedeniyle toplumun bir kesimini hedef gösteren bir konuşması nedeniyle Barolar Birliği yaptığı açıklamada bunu kınıyor Ankara Barosu. O Ankara Barosu'nun o dönemki yönetim kurulu üyesi başkanı şimdi Barolar Birliği başkanı. Ona onlara karşı bir yıl ile iki yıl dört ay arasında hapis sistemiyle ceza açılıyor. 11 yönetici hakkında 1 yıl ila 2 yıl 4 ay arasında hapis istemiyle dava açılmış durumda. İşte bu. Layık düzene karşı faaliyetlerin, suçların odağı haline gelen bir iktidarın direktifiyle gerçekleşiyor. Başka türlü olamaz. Başka türlü olamaz. Görevi Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in ilkelerini korumak olan ve bu eğitimle donatılan, Cumhuriyet Savcılarının Ali Erbaş hakkında harekete geçmeden baro yöneticileri hakkında bu cezayı istemelerinin başka bir anlamı yoktur. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, layık düzene karşı işlenen anayasal bir suçtur. Eğer bugünkü rejimin adı konulacaksa bir pilot kabini haline getirdiler hocam şey, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı. Dokunulmaz Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu'nun bir önceki dönemdeki işlevi neyse o hale getirdiler. Arkasından da işte şey Ali Erbaş'ın eşinin çantasını, eşyalarını polis memurları taşıyor vesaire. Bu haberler geldi. Bu haberleri başka yerde görmesi mümkün değil izleyiciler. Telebir'in farkı buradadır. Ee, bu nedenle biz bir e, yeniden Türkiye'nin bu toplumun bir önceki çağın değerler dünyasına iade edilmeye, orta çağa çekilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Bu bir orta çağ arızasıdır. Buyurun. Evet. Güzel. Bu en son sözünüz. Bu bir orta çağ arızasıdır sözü. Sosyolojik bir teşhisi yansıtıyor. Şimdi değerli izleyiciler, sorun şu. Bunu çok söyledim ama tekrar söyleyeyim. İnsanlık tarihi, insanlar, insanlık tarihi, devletler, insanlar belli aşamalardan geçiyorlar. Toplayıcı, avcı, din tarım, endüstri ve bilişim. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu din tarım toplumunda orta çağda patinaj yaptığı için zayıfladı yenildi çünkü o sırada işte Amerika keşfedildi, Avrupa e, endüstri devrimini gerçekleştirdi, fabrikalar kuruldu, silahları daha iyi filan. Osmanlı bunu anlamadığı izlemediği için hatta Osmanlıya ve rapor veriyorlar e, Paris'te insanlar işte başlıklarında bir takım eşitlik özgürlük dayanışma kardeşlik diye şapkalarla geziyorlar diye bizim sadrazam da diyor ki isterlerse üzüm küfeleri geçirsinler kafalarına. Bize ne diyor filan. Öyle de bir aymazlık var orada. Dolayısıyla bu nedenle çöküyor imparatorluk. Çünkü o sırada işte savaş mavaş bir bildiğiniz şeyler. Şimdi onları tekrarlamaya gerek yok. Çünkü din tarım imparatorlukları ancak fütuhatla yani yeni yerler zapt ederek hayatta kalamıyor. <laughs> <laughs> Pardon. Hocam bir diş ağrınız var onu da müthiş, söyleyelim. Evet, Yüzünüzdeki ifadeden seyircilerimiz evet. fark ederler. Çok geçmiş olsun. Yani sağ olun. Hak, yani fakat ya, bu öyle korkunç bir şey ki yatarak filan da halledemiyorsunuz. Onun için kalktım geldim. Kusura bakmayın böyle kırıklar olursa. Şimdi dolayısıyla endüstri devrimine geçmiş olan uygarlık Din tarım toplumu döneminde yani orta çağda kalmış olan Osmanlı'yı önce yeniyor sonra onu sömerme, sömürmeye başlıyor sonra da işgal ediyor parçalıyor ve yok ediyor. Yok ediyor. Sevr Sevr yok ediliştir. İşgaldir. İngiliz silahlı askeri, Fransız jandarması, İtalyan jandarması birisi Maraş'ta, birisi Antalya'da, birisi İstanbul'da, Samsun'da Anadolu'dalar. Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı şey Kurtuluş Savaşı ile bunları kovmak, bağımsızlığı kazanmak ve orta çağda kalmış olan bir toplumu endüstri devrimine sıçratacak reformları yapmak. <laughs> Tabii bu çok kolay bir iş değil. Çünkü o sırada bir tarikatlar, şıhlar, şeyhler, toprak ağları var. Bir de onların emrindeki köylüler var. Yani o yapıyı değiştirmesi lazım. Nitekim en kahraman komutanlar bile arkadaşları aman diyorlar sen halife ol filan. Yani hilafet olmazsa, din olmazsa bu toplum yönetilemez. Yani orta çağ. Yani Osmanlı. Şimdi işte o orta çağ arızası hikayesi bu. 2022 yılında 2002 yılında 2002 yılında iktidara gelen daha doğrusu temelleri 1950'ye kadar giden yani Demokrat Parti'ye ki Demokrat Parti çok partili rejimi kuran İsmet Paşa devrimciler sayesinde iktidara geliyor. Devrime karşı, cumhuriyete karşı, demokrasiye karşı tavır alıyor ve demokratik rejimi çöplere, çöpe atıyor. Ondan sonra gelen sağcı, gelenekçi partiler bu Demokrat Parti geleneğini sürdürüyorlar. İlk onun, o geleneğin iki tane ölçüsü var. Birisi demagoji, din üzerinden halkın duygularını okşayıp siyaset yapmak. Öbürü de milli iradeyi sadece iktidarın tekelinde görmek ve demokrasiyi de sandık tekelinde görmek. Temel hak ve özgürlükler yok. Bu gelenekte temel hak ve özgürlükler yok. Tarikatlar ve toprak ağları var. Bir de iktidar var. Ve tabii ki sandık var. Yani seçim var. O kadar. Temel hak ve özgürlükler yok. Şimdi gelenek o geliyor 50'den itibaren ve 2002'de tekrar bu gelenek iktidar oluyor. Demin Merdan Bey'in söylediği bu e, yetmez ama evetçiler filan hikayesi bu. Yani Türkiye'yi tekrardan orta çağa geri çevirmek isteyen din tarım toplumuna e, Osmanlı, Osmanlı hayranlığı nedir ya? Bir insanlık tarihinde bir aşama geriye gitmektir. Onun için yıkılmış zaten Osmanlı. Endüstrileşemediği için yıkılmış. Olay budur ve bugün işte bu Laikli, yargıda... Laiklik devrimini yapamadığı için. Yani. Evet, evet. Yargıda görülen bu sıkıntı da oradan geliyor. Şimdi bunları söyledikten sonra bu yargı tabii çok önemli. Esas olarak yargı ve diyanet işleri çok önemli. Şimdi orada iki tane olay var diyanet işleriyle ilgili. Birisi diyanet işleri başkanının bu yargı... Yeni yargı yılı, adalet yılı açılışında dualarla açılışa katılması bir. İkincisi şu sırada tam Ankara Adliyesinde Kur'an kursları açılıyor olması. Şimdi bu bir laik bir, bir, bir vatandaşlık hukuku, yurttaşlık hukuku, medeni haklar filan denen dinden bağımsız insan haklarına dayalı bir, bir hukuk düzenine aykırı tavırlar bunlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani. E, yargıda başka şeyler de oluyor. Ne oluyor? E, boğarak öldüren sevgilisi olan kızı, kadını, ondan sonra yakan, ondan sonra parçalayıp betona gömen filan birisi, sadece ve yalnızca feodal erkek egemen bir anlayışla ağır tahrik diye ceza indirimi alıyor. Olur mu ya böyle bir şey? Olabilir mi? Yani böyle bir böyle bir hukuk, böyle bir adalet olabilir mi? Şimdi e, tekrar söz bana geldiğinde İstanbul Sözleşmesinin önemi burada. Tabi tabi. Aile içinde. içi aile içi şiddeti önlüyordu İstanbul Sözleşmesi aile içi veya aynı çatı altında Ve bu tür, yaşayanların bu tür ceza incilerini şey, muafiyetlerini <laughs> ortadan kaldıran düzenlemeleri yapmak zorundaydı ülke. Evet. Şimdi bu bu o açıklamalardan sonra ben noktayı koyuyorum. Bir daha söz bana geldiğinde size bir edebiyat bir tiyatrodan söz edeceğim. Ionesco diye bir yazarın gergedanlaşma adlı bir tiyatro oyununda bitişte onun e, Berenger adlı kahramanının isyanını söyleyerek e, size bir farklı e, bir e, birkaç e, saniye yaşatmaya çalışacağım. Buyurun efendim. hocam. Teşekkür ederim. Şimdi e... Ali Erbaş ve hukuk düzeninden söz ettik hocam. Bugün hakimler ve savcılar kararnamesi de yayınlandı, ortaya çıktı ve ilk türbanlı başsavcımız da oldu. Türkiye'nin Gümüşhane Başsavcısı. Şimdi yeterli bir birikime, tecrübeye sahip olmadan bir ilim başsavcısı olmak mümkün değildir. Türbanlı bir yana bıraktık ama özellikle yapıldığı, özellikle bir model, bir örnek yapılmak istendiği belirtildi. Anlaşılıyor burada. İktidar yeniden Türban üzerinden bir siyaset kurgulamaya çalışıyor ve başörtüsü ki, değil, evet, başörtüsü türban, değil, türban. Çok önemli, başörtüsü türban. değil, türban. olabilir, bir şey. türbanı da tercih etmiş olabilir ama kendi hayatında bunu yapmakta özgürdür. Ama yargı gibi insanların dini inanış, bakın, değerli seyirciler sadece siyasal tercih değil, dini, dini tercihi, inanışı, siyasal tercihi, felsefi tutumunu ifade eden simgelerin bulunması son derece yanlıştır. Bu açık. Şimdi yarın bir başkası da ya ben bir tane bandanayla çıkacağım diye orada bir örgütün işareti olur. inancım diyebilir bunu. Peki inancı kime soruyorlar? Şimdi öyle bir açmaz var ki diyanete soruyorlar. Cemevlerine o yüzden e, ibadethane statüsü tanımıyorlar. Diyanete soruyorlar cemevi diye İslam'da bir ibadethane var mıdır diye yok diyor. O zaman dönüyor diyor ki ya böyle bir ibadete, ibadethane yok size ne ya? İnananlar var ve, var ve bunu istiyorlar. Size ne? Ayrıca siz mi takdir edeceksiniz kimin nerede ibadet ettiğini? Şunu yapmaya çalışıyorlar. Din diye bir emevi ideolojisini, muaviye ideolojisini bu topluma dayatmaya çalışan bir anlayış, bir iktidar var. Şimdi e, yeniden bir türbanlı başsavcının olması. Evet başörtülü değil türbanlı. Bakın türban da takabilir insanlar. Tabii türban da kullanır. Tabii tabii. Var. Türbandan ayrı olan. Ama ayrı şey Dört yıllık hakimliği var. Evet. 33 yaşında bir ilin Cumhuriyet Başsavcısı olabilecek bir liyakata sahip olmadığı anlaşılıyor. En azından bu yönde ciddi itirazlar var. Gümüşhane çünkü bir il. Yani yargıda bir yükselme prosedürü vardır. Siz mesela İstanbul'da ağır ceza reisi olmak, ağır ceza mahkemesi başkanı olmak adli piramidin tepe noktalarından biridir. Oradan yargıtaya gidersiniz. Bunu bilirler. Böyle bir sistem vardı. Böyle bir Silsileyle giderdi her şey. Bütün bunları yıktılar. Şimdi Konya Beyşehir'in Cumhuriyet Savcısı olan e, ve daha önce 4 yıl hakimlik yapmış bir kişiyi, bir kişi, Gümüşhane gibi bir ilde Cumhuriyet Başsavcısı yaptılar. Şimdi tekrar baktım, yani geçmişine baktım. Gayet, e, haberi de gayet doğru kurmuşuz arkadaşlar. E, doğru kurdular. Çünkü haberi izledim, bir daha baktım. Çünkü haberlere baktık. Diyor ki, haberimizde, peki bu karar neye göre alındı diyor? Ünver'in türbanlı olması bir yana. Yani onu bir yana bırakıyoruz. Asıl kriter liyakatlı olup olmadığıdır. Mesleki tecrübesi Cumhuriyet Başsavcısı olması için yeterli seviyede mi? 1989 doğumlu olan Ünver İnönü Üniversitesi Hukuk Fakü Fakültesi mezunu. Sonrasında 2015-16 döneminde İstanbul ve Elazığ'da Adli Yargı Hakim olarak görev yapmış. Bundan 4 sene sonra da 2020 yılında ise Konya Beyşehir Başsavcılığına atanmış. Bu kadar. Bütün tecrübesi bu hocam. Evet. Yani muhtemelen asliye ceza mahkemelerinde veyahut asliye hukuk mahkemelerinde 3-4 yıl bir hakimlik yapmış. 2 yılda Konya Beyşehir'de e, savcılık yapmış. Gümüşhane ki küçük bir il olabilir hiç önemli değil. Bir ilin başsavcısı olmuş. Şimdi bunun siyasi hesaplarla yapıldığı açık. Bu yargının siyasallaştırılmasıdır. Yargıya olan güvenin sarsılması anlamına gelir. Bir kez daha altını çizelim. Türbanlı olup olmamasının ötesine geçen bir durumdan söz ediyorum. Hiç buradan başka bir hesap görmeye kalkmayın. Başka bir hesap görmeye kalkmayın. Yargıda siyasal simgeler olmaması gerekiyor. Denilecektir ki bu siyasal simge değil. Dini simgelerinde olmaması gerekiyor. Tabii. Dini simgelerinde olmaması gerekiyor. Belki siyasal simge olsa dedi ya. şey. Dini simgelerinde olmaması gerekiyor. Hadi onu da geçtik ya. En azından onu da bir kenara bırakıyoruz. Tamam ya en azından liyakatlı olması lazım. Liyakatlı. Yani 6 yıl tecrübesi olan, hukuk tecrübesi olan birisinin, yargı tecrübesi olan birisinin 6 yıl hocam. 6 yıl değil. En az 20 yıllık bir birikime, bir tecrübeye ihtiyaç var. Şimdi hocam da bilir bu siyasal bilgiler fakültelerinde e, aynı zamanda hukuk dersleri vardır. Bizim ceza hukuku profesörümüz hocamız daha sonra Marmara Üniversitesi hukuk fakültesi dekanı oldu. Ee, dedi ki ya biz e, gidin İstanbul Adliyesi'ne orada ağır ceza reisleriyle bir konuşun. Hukukçuyu göreceksiniz. Uygulamadan geldikleri gibi doktrin edebilir onlar. Çünkü her karar yazışlarında birçok şeyi e, birçok belgeyi incelerler makaleyi takip ederler kitapları okurlar, dünyayı takip ederler vesaire. Yani e, bu böyle bir süreçtir. Böyle bir süreçtir. Dedi. Buyurun hocam. Evet şimdi e, değerli izleyiciler e, bu e, Yenosko'nun e, Gergedanlar adlı oyunundan söz edeceğim ama e, Gümüşhane deyince sevgili e, Yanardağ, bu hanımefendi Gümüşhane Başsavcısı olmuş. Gümüşhane olayı birdenbire hukukla ilgili bana başka bir... E, başka Gümüşhane bir, Barosu Başkanı başka değil mi hocam? Bravo. Başka bir trajediyi anımsattı. E, Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday... Bir gazetenin, gazete demeyeyim de bir 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 şeyin kendisini hedef göstermesi sonunda 26 Temmuz 1995 yılında katledildi. Bu 90'lı yıllardaki cinayetler şeriatçı bir gazete. Evet, şeriatçı bir gazetenin hedef göstermesi sonunda 90'lı yıllardaki cinayetler 90'ların en başında Profesör Muammer Aksoy'un öldürülmesiyle başlayan 94'te e, Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle devam eden ve 95'te Ali Günday'ın öldürülmesiyle zirveye çıkan aslında belki de Uğur'un öldürülmesi zirveydi. Bir cinayetler zincirinin ve Türkiye'nin sağ otoriter iktidardan demokrasiye yöneldiği bir dönemin e, simgeleri olmasının bir e, olayıdır. Bunu değer, değerli izleyicilere hatırlatayım. Değerli izleyiciler, Türkiye bugünlere kendiliğinden gelmedi. Cinayetlerle getirildi. Darbelerle getirildi. İki askeri darbeyle 12 Mart ve 12 Eylül'le ve 70'li yıllardaki ve 90'lı yıllardaki cinayetler süreciyle getirildi. Bunu hiç unutmayın. Hiç unutmayın bunu. Dedikten sonra Şimdi, Ionesco diye bir tiyatro yazarı var. Bu çok önemli bir roman yazar. 1959 roman asıldı aslında Fransızca yazıyor filan. 1959 yılında Gergedanlar filan diye bir oyun yazıyor. Siz çok iyi bilirsiniz tabii. Ben izleyicilerimi hatırlatayım. Ne oluyor Türkiye'de? Gergedanlar şöyle. Berenger diye bir adam var. Sorunları filan var. İşte onunla arkadaşı konuşuyorlar. Onların arasında geçen diyaloglar var. Bu Berencer'in bir sevgilisi var. Onunla diyor ki evlenelim falan derken o arada işte bunlar daha bir kafede konuşurken şak önlerinden bir gergedan geçiyor. Gerçek bir gergedan geçiyor. Herkes şaşırıyor falan. Tek bir gergedan. Yavaş yavaş. Sonra bu gergedan birden ikiye, ikiden üçe, üçten beşe falan gidiyor ve o gergedanlar Gergedan gibi saf ve tek bir biliyorsunuz gergedan viraj yapamaz. Belli bir noktaya doğru koşar. Dolayısıyla ondan kaçmak için hemen kendinizi yanına atarsanız onun boynuzundan kurtulursunuz. O öyle gergedan e, metaforu, mecazı e, UNESCO'nun onu gösteriyor. Tek bir noktaya gidiyor. O noktanın dışında kalan herkesi düşman, hain görüyor. Ama o oraya giderken de herkesi yok ederek gidiyor. Şimdi sonunda herkes gergedanlaşıyor. Herkes gergedanlaşıyor. Şimdi demin bu o gergedanlar çünkü diğerlerinin hayatlarına, yaşam tarzlarına müdahale, müdahale etmeye başlıyorlar. Şimdi demin adaletteki mahkemelerdeki bu kararlara, yani en azından o Pınar Gültekin kararına başka kararlar da var ona benzer. Ee, efendim e, Ali Erbaş'ın dokunulmazlığına. Çünkü o bir şey söylüyor. Atatürk'e hakaret ediyor. Onda bir mesele yok. Ama onun hakaretine ilişkin bir e, e, bir başvuru yapıldığı zaman o ona hakaret sayılıyor. Tabii. Yani Çünkü diyor, eleştiri diyor ki, üstü tutuluyor değil mi? Hocam? Evet, diyor ki ya halkın bir kesimini diyor aşağılıyor diye şikayet ediliyor. O ona hakaret sayılıyor. Falan. Böyle abuk sabuk bir şey. Şimdi en sonunda en sonunda bu Barringer tek başına kalıyor. Bu aslında söyleyeyim İkinci Dünya Savaşı'nı eleştiren yani Hitler'i Nazizmi o korkunç cinayetleri ve e, faşizmi Nazizmi ve faşizmi eleştiren bir oyun. Şöyle diyor Barringer oyunun kahramanı tek başına kalmış. Herkes gergedanlaşmış. Telebiri siz onun yerine koyabilirsiniz diyor ki pes etmeyeceğim ben. Pes ettiremeyeceksiniz beni. Sizi izlemeyeceğim. Sizi anlamıyorum. Neysem o kalacağım. Bir insanoğlu. Neysem o kalacağım. Bir insanoğlu. Bir insanım ben. Sonuna kadar da insan kalacağım, teslim olmayacağım diyor. Biz de telebir olarak diyoruz ki biz gerçekleri aktaran bir haber kanalıyız. Onu Merdan Bey söylüyor. Ben ona biz diyecek kadar şey değilim. Özdeş değilim belki. Ne demek? Ama en azından 18 dakikada biz biz insan kalacağız, haber vereceğiz, gerçeklere uygun yorum yapacağız. Herkes herkes başka yayın organları gergedanlaşsa bile ki tenzih ediyorum tabii öyle bir şey yok. Yani henüz Türkiye o o aşamada değil Allah'tan. Başka insanlar da var bizim gibi. Evet, evet hocam çok haklısınız bu gergedan ve gergedanlaşma çok önemli, çok çarpıcı bir örnektir. Çok doğru bir örnek. Ee, orada yani çoğal, müdahale etmiyorlar, sonra bara geliyor müdahale etmiyorlar, gündelik hayata geliyor, sokağa geliyor, evlerine yok öyle yaşamayacaksınız diyorlar ve bir süre sonra müdahale edecek güçleri kalmıyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş evet. Yavaş. Olağanlaşıyor bir süre sonra, sıradanlaşıyor. Şimdi burada da böyle bir sıradanlaşma var. <laughs> evet, evet yavaş yavaş. Aynen bir kabullenme hali var. Evet. Bir kez daha belirtelim. Tartıştığımız bizim liyakattır. Şöyle, liyakat. Şimdi arkadaşlarımız ilettiler <laughs> sıcak bir gelişme var hocam. Erdoğan ek bütçe istemiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani AKP iktidarı Erdoğan iktidarı şükretmemiş. Nasıl olur ya? Şükürsüzlük var diyor halka. Yani ayın sonunu getiremeyen büyük bir gelir adaletsizliği nedeniyle yoksulluk ve sefalete sürüklenen bir yaşam mücadelesi veren topluma yüzünü dönüp, ya siz şükürsüzsünüz diyen, şükretmiyorsunuz diyen, bir bakanı kalkıp ya zaten dar gelirler dışında herkesin hali vakti yerinde diyecek kadar aymazlaşan bir yönetim kalkmış ek bütçe istemiş. Bir dakika, Cumhurbaşkanlığı'na da mı istemiş tüm bütçeye mi ek tüm istemiş? Tüm bütçeye istiyor hocam şimdi biliyorsunuz. Ha o zaman bir dakika. Bütçe yapma yetkisi şeyin. Ha o yani, zaman bu ne demek? Bu yıl Şimdi bu yıl, söyleyelim hocam. Bu ben, yıl mı? Bir bu dakika yıl. hemen sorayım. Hayır. Bu yıl erken seçime gidiyor galiba. Erdoğan ben şimdi haber okuyayım hocam size. Erdoğan 880 milyar 470 4 milyon 775 Türk liralık ek bütçe teklifini meclise sunmuş. Bir Türkiye daha sayıyı için. bir daha söyler misiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ek bütçe. Evet. E, Önerisini sunmuş. Miktarı söylüyorum. Evet. Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 880 milyar 474 milyon 775 liralık ek bütçe teklifini sunmuş. 880 milyar ne demek ya? Çok büyük bir para tabii. Yani bir bütçe daha neredeyse. 180 880, 880, milyar. 880, 880. 880 milyar. Müthiş bir şey. O zaman ee, bu ben söyleyeyim bu, bu 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 yıl erken seçimi hazırlanıyor. Hocam olmasa bile bu yılı çıkaramayacaklar anlamına geliyor. Ama erken... ben buradan Sayın Erdoğan'a şükretmesini teklif ediyorum. Milletin cebinden, milletin parasını 880 milyarı almak yerine bu parayı asgari ücreti artırmaya, gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak önlemler almaya Yeni istihdam alanları yapmak için yatırıma yöneltmesini istiyorum. Bunu seçim bütçesi için kullanacakları açık hocam. Erken seçim ya da zamanda seçim. Artık erken seçim. 11 ay kaldı hocam. 11 evet, ay ama kaldı. Ama bütçe A tabi evet. aralık olacak. Ne evet. Neredeyse, neredeyse evet. şey, e neredeyse zaten evet. bir erken seçime gidiyoruz. Dolayısıyla bunu bir seçimde kullanacağı bir kaynak arayış içinde olduğu şeklinde yorumlayabiliriz. Peki onun gelirini Son nereden derin. bulacak acaba? Enteresan. 880 evet. milyarlık meclise sunmuş bu önergeyi sunmuş. Bakmak lazım. Evet, buyurun hocam. Evet, şimdi tabii değerli izleyiciler, bütün mesele... Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim, teknik bir şey. Ben Merdan Bey'e baktığım zaman bana benim şeyime göre biraz yan duruyorum. Değerli izleyicilerime baktığım zaman Merdan Bey'e bakamıyorum. Onun Yok için... o ekranda sorun olmuyor hocam. Nereye siz, bakayım yani siz ben e, e, kameraya kameraya siz 2 evet, numaralı kameraya bakacaksınız. Kameraya 2 numaralı kameraya bakacaksınız. sizi dinlerken ama oraya baktığım zaman size bakıyor olamayacağım. Hiçen bakmayacağım ederim hocam. Hayır çünkü Merdan Bey de uyardı dedi ki hocam kameraya bak yana bakma dedi. Yana değil ben Merdan Bey'e bakıyorum. Şimdi değerli izleyiciler bu e, tabii kaynak meselesi Fevkalade önemli. Benim aklıma ilk gelen şey 880 milyar lirayı nereden bulacak? vergilerden, borçlanmadan iç borçlanma yapacak muhtemelen ve dış borçlanma yapacak. Yani ikraz dedikleri e, tahvil çıkaracak. Yüksek e, faizli, dolara endeksli, Çiller döneminde yapılmıştı. Dolara %10 faiz veriyorlardı. Yani tahvil çıkarıyor devlet ve o tahvilden aldığınız zaman Eurobond deniyordu. O 100, 10, e, dolara %10 faiz alıyordu ki müthiş bir şey tabii. Yani 8 liradan düşün, 18 liraya çıkmış bir de onun üstüne dolar olarak %10 faiz alıyorsun. Yani o oh, oh, müthiş bir şey tabii. Şimdi herhalde öyle olacak, bakmak lazım. Ben müsteşarlık yaptığım için o şey işleri iyi bilirim. muhtemelen bu yıl belki orta şeye gidecek, erken seçime gidecek ama benim üzerinde durmak istediğim şey başka bir şey. Nerede, neden tükendi kaynaklar? Çünkü kaynakları yerinde harcamadılar. Oligarşiye aktardılar. Yeni bir sınıf, kendilerine özgü bir sınıf yarattılar. Bunlar genellikle aç diyelim bütün Türkiye gibi genellikle dar ve sabit gelirlilerden sırf AKP'li oldukları için şimdi çok yükselen, zenginleşen bir kesim. Ondan sonra da diyorlar ki bakın diyorlar siz Millet aç diyorsunuz, yoksul diyorsunuz. Bütün lokantalar dolu diyorlar. Evet, bütün lokantalar dolu. Ve bütün evler satılıyor. Kime satılıyor? Yabancılara satılıyor, Araplara satılıyor. Ve sizin doğrudan para aktardığınız kendi yandaşlarınıza, oligarşinize satılıyor. Böyle bir Türkiye'de müthiş bir gelir uçurumu, adaletsizliği ortaya çıktı. Hepimiz açtık, Şimdi o aç olan gruptan bir bölüm kurtuluyor. Biz açlığa devam ediyoruz. Çünkü bu bu da yeni değil. Ayrıca Türkiye'deki gelir adaletsizliği de yeni değil. Daha 90'lı yıllarda en üst yüzde 20 geliri alan grup yüzde 5 falan gibidir. Evet yani o ek bütçenin esası elde ettikleri bütün 20 yıl boyunca 3,5 buçuk 4 trilyon dolar kadar gelir elde etmişler. 20 yılın toplam geliri hepsi. Yani vergisi, borcu, iç borcu, dış borcu filanı. Onu ülkenin kalkınması için harcamamış, yatırımı harcamamış, oligarşisine nakletmiş. Şimdi işte onlar yaşanıyor, o sıkıntılar görülüyor ve ek bütçe isteniyor. Yoksa çoktan bu e, Türkiye'nin kaynakları e, bu çarkın dönmesine yardımcı olabilirdi. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Türkiye'de AKP iktidarının neden kaybedeceğini, neden bir ağır bir yenilgiye doğru koştuğunu <laughs> epeyce konuştuk burada, değerlendirdik. Şimdi olan bir tane de tekrar bir baktığımız zaman şimdi ek bütçe talebini nasıl yorumluyoruz? Bu bütçe ne zaman istenmişti hocam? Bu yılın başında değil mi? Evet. Yani 6 ay önce. Tabii tabii. 6 ay önce. Tabii. Altı ay içinde bu bütçeyi tükettikleri anlamına geliyor. öyle evet, Peki öyle insanların şey. yaşamlarında bir düzelme olmadığına göre hayat daha pahalandığı, gelir adaletsizliği daha derinleştiği, yoksulluk daha yaygınlaştığı halde bu para nereye gitmiş olabilir? E Oligarşiye gidiyor. Işte. Evet. Değerli seyirciler, yapıştırıcı devlet modeliyle hastane yaptı bunu. Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiş bir modeldir bu. Bir yağma düzeni kurdular. Çünkü cumhuriyeti bir ganimet olarak görüyorlar. Bir yağma düzeni kurdular. Bu nedenle. Hocam seçimlerde her ne olursa olsun, her ne olursa olsun Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri, bütün cumhuriyetçi güçleri, merkez sağ ve merkez soldaki bütün demokrasi ve cumhuriyetçi güçleri, Türkiye'nin özgürlüklerden yana bütün kesimleri, solun bütün renkleri ve bütün sektörleri bir bütün olarak aslında bu vahim ve yakın tehlikeyi bertaraf etmek için mücadele etmelidir. Bir araya gelmelidir. Yani bir gün sonrasını tartışarak gelecekte ne olacağı üzerinden bir e, ne diyelim fikir jimnastiği yaparak bir akademik eksersizle bu mücadele yürütülemez, karşılanamaz. O nedenle ben e, Millet İttifakı üzerinde bizim itirazlarımız olabilir, çekincelerimiz olabilir, benim çekincelerim var, itirazlarım var. Örneğin Millet İttifakı'nın sol bir eleştiri altında tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü solunun zayıf olduğu kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Burada merkez parti gibi bir işleve sahip aslında. Ama hadi diyelim ki onu dengeliyor. Şimdi mesela HDP bu ittifakın neresinde bunu çok bilmiyoruz. İşte diğer Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Sol Parti ve diğer partiler bu ittifakın neresinde bunu bilmiyorum Mesela Haydar başın Türkiye siyasetine bir miras olarak bıraktığı yani oğlunun şu anda yönetimde olduğu Hüseyin başın genel başkanlığını yürüttüğü. Bağımsız Türkiye Partisi. Israrlı bir şekilde bu oluşumun içinde değil. Niye? Saadet Partisi istemiyor muhtemelen. Bu nedenle falan. Yani, oysa çok geniş bir kesim var Türkiye'de. E, bir takım e, başka partiler var siyasette. Mesela Memleket Partisi diye bir parti kuruldu. E, Muharrem İnce'nin partisi. Bugün büyük bir istifa e, gerçekleşti. Gaye Usluer evet. ayrıldı evet. ki felaket. Evet. Bitti parti. Büyük, büyük bir istifa Bitti. Gerçekleşti. O parti i̇şte, bitti. Partinin toparlanması mümkün bitti. değil. E, bunu şu nedenle örnek verdim. Bütün bunlar o yakın ve vahim tehlikeye karşı toplumdaki birleşme refleksinin Doğru. bir sonucudur. Yani siyasetçi bunu böyle okuyor. Öyle dediler evet, zaten. Ve Abi, öyle istifa dediler. edenler de öyle, öyle dediler. dediler. Dolayısıyla önümüzdeki dönem esas olarak Fransız'da da solun başkanlık seçimlerinde yaptığı hatayı yapmamak temel bir sorumluluktur. Nedir o hata? Ya önceki kendi o muhteşem ve teorik bakımdan. Mükemmel olan programlarının gereğini e, yapmak ve e, temiz kalmak için, teorik olarak temiz kalmak e, ve e, ne diyelim e, ruhlarını kurtarmak için herkes kendi adaylarını gösterdiler. Zannettiler ki Melonşan'ın e, liderliğini yaptığı sol sosyalist ittifak mutlaka ikinci tura kalacak. Kalmadı. Evet, tabii, kalmadı. Tabii. Mary Le Pen'le Emmanuel Macron'un liderliğini yaptığı iki sağ parti kaldı. Ve ister istemez bütün Fransız solu yani şeyi e, Melanchon'u beğenmeyen kendi adaylarını çıkaran Lopene mahkum oldular. Lopene Lopene karşı Millet e oldular. Evet Lopene karşı Macron'u evet. desteklemek Tabii. zorunda kaldılar. Tabii. Nihayet şimdi yapılan parlamento bu hafta sonu yapılan parlamento seçimlerinde bu hafta yapılan parlamento seçimlerinde durumu düzeltmeye çalıştılar. Ben merak ediyorum ikinci turda oy vereceğiniz adayı niye birinci turda desteklemeyeceksiniz? Bunun için bir neden var mı? Şunu da bir kez daha açıkça ifade edelim. Şimdi Millet İttifakının adayı kim? Herkes bunu tartışıyor. Bence, bence Kemal Kılıçdaroğlu Tabii o yani. hak ediyor. Tabii. O hak ediyor. Millet İttifakını kuran, bugüne kadar yaşatan altılı masayı kuran, bütün provokasyonlarla, bütün bozma girişimlerine karşı büyük bir esneklik ve bir e, liderlik becerisiyle bunun üstesinden gelen kişi beğenirsiniz beğenmezsiniz. Eleştirileriniz vardır, ayrı programlara sahip. Siyasi hareketlersiniz, bu başka bir şey. Ama bu Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Dolayısıyla e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının yanı sıra eğer seçilmiş olması, Türkiye'nin bir sınavı vermesi anlamına gelecektir. Bir uygarlık sınavını vermesi anlamına gelecektir. Bildiğim kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'li ve e, köken olarak bir bölümü Oğuz Türkmenlerden gelen, bir bölümü yerel... Ee, ta Horasan'dan Türkmenlerle, Oğuzlarla birlikte Anadolu'ya akan, Deylemli diye bilinen e, zazalardan gelen bir aileden oluşan tam bir Türkiye'lidir, tam bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, tam bir Türk yurttaşıdır. Böyle bir kimliği var ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi Cumhuriyet'in kurucu partilerinden birinin, e, kurucu partilerinden birinin değil, düzeltiyorum, kurucu kuvvetlerinden birinin genel başkanlığına genel başkanlığına getirilmesi Türkiye'nin cumhuriyet projesinin bir başarısıdır. Kurucu partisi evet, canım tabii, yani kurucu şey, par tabii. E, bunun diğer kurucu gücü ordudur, silahlı kuvvetlerdir. Tabii vesaire. tabii ama silah, işte o, o şey Sivas göre, Sivas Kongresi, sivil, tabii. sivil kurucu gücü Cumhuriyet Halk Partisidir. kuva Milliye ya da müdafaa Hukuk tabii. Cemiyeti'nden gelir. Tabii. Şimdi böyle bu bu cumhuriyetin başarısıdır. E, bu cumhuriyetin başarısını bütün milletin başarısı haline getirmek Türkiye'nin önünde bir fırsat olarak duruyor. Bunun yolu da her türlü meslek tartışmasına itiraz ederek, itiraz ederek Türkiye'yi yeniden birleştirecek bir atılımı yapmaktır. Çok açık ki, şimdi niye biz e, türbanlı başsavcı örneğini verdik? Türban tartışması yapmak için mi? Hayır. Mevcut iktidarın yeniden türban ve din üzerinden, buna benzer bir tartışma, bu bir provokasyondur ben öyle düşünüyorum. Yani bu tartışmayı başlatmak için bu atamanın yapıldığı kanaatindeyim ben. Doğru. O tuzağa düşmeyeceğiz. Doğru, doğru. Biz liyakatı üzerinden tartışacağız. Doğru liyakatı üzerinden tartışacağız. E, yeniden meslep ve din üzerinden bir tartışma yaratarak kendi tabanını konsolide etmeye çalışacak. Yani bu bir işte orta çağ arızasıdır. Buna teslim olmamak gerekiyor. Ben bu nedenle Türkiye'nin bütün entelektüellerinin, bütün e, demokratik kitle örgütlerinin, sendikalarının, siyasi partilerinin, İslamcı faşizan blok dışında kalan, dinci faşizan blok dışında kalan, bakın İslam değil, din değil, İslamcı, inci. Bu ayrımlar önemli. Ee, dışında kalan bütün güçlerinin büyük bir demokrasi ve cumhuriyetçi ittifak içinde bu dönemi aşması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Gerisi bir felakete doğru sürükleniyor hocam ülke. Doğru. Bir felakete doğru sürükleniyor. Doğru. Bu felaketi önlemek hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Çok haklısınız. Şimdi değerli izleyiciler, iktidar iki şey yapıyor. İktidar iki şey yapıyor. Bir, diyanet işleri aracılığıyla ee, orta çağ gösterileri, göstergeleri olan dinin her yerdeki egemenliğini toplumun gözüne sokuyor. Mesela yargıda. Yani hukuk dine dayalı değil ki hukuk ama e, yargının e, adalet e, yeni adalet yılının açılışında Diyanet İşleri Başkanı dua ediyor mesela. E, mesela işte Ankara adliyesinde Kur'an kursları açılıyor. Efendim açılmaz mı? Açılır tabii filan ama bunlar hep birer simgesel şey. Şimdi o hanımefendinin e, Merdan Bey'in gayet iyi söylediği gibi bir özelliği türbanlı olması bir bir nevi parti rozeti gibi kullanılan bir özelliği aslında onu da bilmiyoruz. Doğru. Yani kendisi hakkında bir hani ön kanaatte bulunmayalım ama iktidarın niyeti bu. Ama, Buradan bir tartışma yürütmek. Tabii ama esas olarak esas olarak Cumhurbaşkanı bile söyledi. Belki siyasal simge olsa dedi. Yani türban öyle o kadar bir şey değil, bir giyim kuşam tarzı Yine seçi. Yine de seç, seçimi. başsavcının bir siyasi eğilimini evet. bilmiyoruz. 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 Ama, bilmiyoruz. Evet. Ama yani işte, oradan tartışma liyakatı belki. Evet, evet. Esas olarak liyakatı. Bilhassa şeye getiriyor. Mesela e, bir takım finans kuruluşlarının e, tetkikinde e, onların. E, Müfettişler tarafından teftiş edilmesinde dini bir takım e, ilkeler hatırlatılıyor filan. Bunlarla hep böyle o, toplumu yani 20 e, 2022'de 21. yüzyılda toplumu orta çağa geri götüren din tarım toplumu haline getirmeye çalışan bir takım simgeler geliyor. Türban ayrıca türban takılabilir yani türbanda benim de e, türbanda olur başörtüsü de ayrı şey onlar ama. Türban da takan olur, başörtüsü de takan olur. Çünkü kadınlara başka türlü var olma hakkı tanınamıyor. Yani o kadına bu toplum, erkek egemen toplum, ailesi, şubu ancak türbanla e, yaşama hakkı tanıyor. Başörtüsü zaten Anadolu'da çok yaygındır, şehirlerde de yaygındır. Kadınlar e, dışarı çıkarken başlarına örtü verirler. Kimisi de şapka giyer. E, yani onlar işte gayet e, alışık olduğumuz bir takım... E, ...toplumsal geleneklerdir. Onlara bir itirazımız yok. İtirazımız liyakat meselesi. Şimdi birincisi o, ikincisi sonuna doğru programın geliyoruz, mutlaka ifade etmek zorundayız. Sosyal medya yasa tasarısı denilen bütün Türkiye'nin üstüne bir kabus gibi, bir karabasan gibi tekrar çökecek olan bir baskı yasası geliyor... Şurada, burada, in, e, internette, e, ben Twitter'da, Facebook'ta falan böyle e, iktidarın hoşlanmadığı bir haber, bir bilgi, bir yorum yaptığınız takdirde vay siz halkı işte bilmem paniğe sevk ediyorsunuz, düşmanlığa, e, bölü, düşmanlık için bölüyorsunuz diye ertelenmesi mümkün olmayan hapis cezaları getirilen bir yasa geldi. O yasayı muhtemelen geçirecekler ve seçime de öyle gideceğiz muhtemelen. Seçime tam bir baskı altında kimsenin hık diyemeyeceği, herhangi iktidarın hoşlanmadığı, örneğin iktidarın ilan ettiği enflasyon oranından farklı bir oranı telaffuz dahi edemeyeceği filan böyle bir ortam yaratmak istiyorlar. Yani gerçekleri söylediğiniz zaman hapse atacaklar. Açıkçası bu. Çünkü açıkladığı sayılar gerçek değil. Yani e, koronavirüsün virüsün başında da oldu. Şimdi e, yani enflasyon konusunda da ortada. Başka işsizlik sayıları filan da öyle. Görüyorsunuz tutmuyor birbirini. Yani e, gerçekleri açıkladığınız zaman, vay halkı panik panik dediğiniz e, bir dedikleri bir biçimde sizi hapse atacaklar. Buna bütün basın, bütün medya kuruluşları ortak bir karşı çıkış bildirisi yayınladılar ama. E, yani Köstin dinlemiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Herhalde çıkaracaklar o yasayı ve seçime öyle götürecekler Türkiye'yi. Temel Hocam büyük bir sansür ve yani Türkiye'yi bir hapishaneye çevirmeye çalışıyorlar. Değerli seyirciler programımızın sonuna geldik bizden hemen sonra. Anında manşet programı var. Çok güçlü konukları var. Gündemdeki en önemli sorunları masaya yatıracaklar. Tele ayrılmayın. Anında manşeti kaçırmayın diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Değerli izleyiciler. Hele bir e, çerçevesinde ve çevresinde gösterdiğiniz demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi dayanışma önümüzdeki seçimler için bana çok büyük bir umut verdi. Kesinlikle, Aynen kesinlikle. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerindeki e, seçmen davranışı gibi. E, çok teşekkür ediyoruz e, ve sizin hepinizin haysiyetli ve oyuna sahip çıkan insanlar olduğunu biliyoruz. Öğrendik bu vesileyle. Teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Tebrik ederiz aslında.